Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Hasan Akgöl, hükümetin destekleme politikalarıyla pamuk üreticisini mağdur etmeye devam ettiğini açıkladı. Akgöl, pamuk desteklemelerinde dekar başına belirlenen ortalama verim miktarına göre destekleme yapılması, bölge üreticisinin tefecinin elinde oyuncak olması anlamını taşımaktadır değerlendirmesinde bulundu. Belirlenen rakamlar gerçek üretim rakamları değildir. TÜİK tarafından açıklanan 2012 yılı kütlü pamuk prim desteklemelerinde Hatay çiftçisinin desteklemede ortalama veriminin 530 kilogram baz alındığı ifade edilmektedir. Ovada ekim yapan çiftçinin ayakta kalabilmesi için desteklemelerin ortalama verimi en az 600-650 kilogram baz alınması gerektiğini açıklamasında dile getiren milletvekili Hasan Akgöl, pamuk desteklemelerinin yıllarca komisyonlarca belirlendiği bir süreçten bu noktaya gelindi. Ancak yetkililerin ivedilikle bu yanlıştan dönmeleri gerektiği açıktır. Geçmişte komisyon o yıl tarlada çıkan ürüne bakıp gerçek ortalama verimi belirleyerek destekleme ödemelerinin tespit edilen verime göre yapılmasını sağlamaktaydı. TÜİK'in destekleme oranını belirlerken hangi kriterleri baz alındığı anlaşılmamıştır. 2012 yılında Hatay'da pamuk veriminin iyi olduğunu ve ortalama verimin 657 kilogram civarında olduğunu bu işle iştigal eden herkes iyi bilmektedir. TÜİK'in açıkladığı 530 kilogram ortalama veriminin derhal düzeltilmesi için hükümet harekete geçmelidir. Aksi halde buradan çıkacak anlamayan beyan ortadadır. Çiftçi çırçır fabrikatörlerinin ve tefecilerin eline bırakılıyor demektedir. Pamuk fiyatlarının bugün çok düşük bir ortada seyretmekte olduğu açıklamasında dile getiren Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Hasan Akgöl, destekleme primlerinin kilogram başına 100 lira artırılarak 560 lira yapılması ve Hatay için ortalama verimin en az 600 kilogram olması gerekmektedir saptamasında bulundu.